Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın ne yapmıştık? Kayıt ve giriş kısımlarını yapmıştık. Burada da bir çıkış kısmımız vardı. Şimdi ben bu çıkış kısmını öncelikle bir yukarıya almak istiyorum. Yani şu sağ veya sol kısma. Büyük ihtimal sol kısmı alırız. Bunu biliyoruz. Nasıl alacağız? Static Navigation Options diyeceğiz. Navigation Options. Ve bunun içerisinden Navigation'ı alabiliyorduk biz, değil mi? Şöyle. Ve burada ne yapacağız? Return deyip içerisine öncelikle bir title verelim isterseniz. Title'ımız ne olsun? Yine home olsun, fark etmez. Ya da am not olsun. Siz de projeniz ismi neyse onu yazabilirsiniz. Header left kısmımız var arkadaşlar. Biz burada header left'e bu çıkış yapma kısmını koyacağız. O yüzden şu şekilde ben buraya bırakabilirim. Bir de header right kısmımız olacak. Ve bu kısma da ben şöyle bir şey yapacağım. Buna da logout diyelim. Bu kısma da yine touchable opacity diyeyim. Ve şuraya bir text atayım. New diyeyim. Şimdi bu eğer böyle yenilendiğinde gelmiyorsa comment re yapın. Bir refresh yapsın sayfayı. O zaman gelecektir. Bakın buraya geldi zaten. Şimdi ufak bir rötuş yapalım burada. Style margin left 5 diyelim. Yine görmek için tekrardan derlemem gerekiyor. Evet, burası gayet güzel oldu. Style diyorum. Margin right 5 diyorum burayı da. Evet, gayet iyi. Hatta burayı 10 yapabilirim. Evet. Şimdi buradan çıkış kısmını kaldıracağım arkadaşlar. Şöyle bir çıkışa basalım. Evet, bakın Authenticate Store of Undefined dedi. Tamam, sıkıntı değil. Şimdi this props dediğimiz zaman direkt bunu bu şekilde çalıştıramadık buradan. Şimdi burada ne yapacağım? Component did mount kısmında bakın şöyle bir şey yapacağım. This props navigation set param deyip burada bu parametre ne diyeyim? Logout parametresi diyeyim. Ve bu logout parametresi de arkadaşlar şuradaki çıkış yapma parametresini alsın. Şöyle. Şöyle yanlış yazdık burayı. Logout diyelim. Şöyle. Error function'larımızı koyduk. Set param değil. Set params. Evet. Şimdi bakın logout'a bastığınız zaman çalışmıyor değil mi? Ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Buraya geleyim. Navigation get param deyip logout'u burada çağıracağım. Şöyle bir yenileyim. Şurada şöyle şurayı şöyle yapalım. Haydi. Tek tek kapattık. Tüh. Şimdi tekrar bir giriş yapalım. Bakın basıyorum logout'a. Gördüğünüz gibi artık çıkış yapma işlemimizi buraya almış olduk. Şimdi tekrardan bir giriş yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın biz verilerimizi nereden çekeceğiz? Şurada açarsam ben API'mizi bakın API'nin içerisinde datanın içerisinde bakın list demişim ve token'ımı koymuşum. Hemen bir bakayım buna. Üstünden biraz vakit geçince unutabiliyoruz. List dediğimizde bakın datayı çekecekmişiz, tamam. Şimdi buraya geldim ve Axios get dedim. Burada verileri site URL'den mi çekiyorduk? Bir ona bakalım hemen. API URL varmış. API URL. Bakın eğer hata alıyorsanız şu şekilde benim idem buraya ekledi. Bunu eklemeyi unutmayın. API data list deyip ve buraya token'ımı koyacağım. Token'ımı nasıl alacağım? This props out authentication store nokta token diyerek ben token'ımı alacağım. Ve daha sonra ne diyeceğim arkadaşlar? Then diyeceğim. Bir response alacağım ben buradan. Console.log rest diyerek bunu bir yazdırayım. Evet.
ne diyor? Axios not defined diyor. Tamam. Import Axios from Axios diyeceğim. Evet, bakın burada success olarak geldi ve datamın içerisinde herhangi bir veri yok. Çünkü bir veri eklemedik daha. O yüzden gelmiyor. Yine de biz şuraya bir constructor oluşturalım. Super props diyelim. DCState data deyip şu şekilde bir bırakalım. Hatta şuraya isterseniz loading'i false, loading ilk başta true yapalım. Ve daha sonra buraya geldiğimizde DisetState data rest data nereden geliyor, bakın data 3 tane datamız var. Ve loading'de ne yapacağız arkadaşlar? False yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Loading ve data olsun. Eğer loading var ise şöyle bir text içerisinde yükleniyor yazdıralım. Bunu daha sonra değiştireceğiz. Eğer verimiz yüklendiyse burası bu şekilde çıksın. Bakın hemen geldi gitti zaten. Şöyle bakın yukarıdan geldi gitti. Hatta şurayı bir safe area view içerisine alırsam, şuraya safe area view yazarsam daha güzel olacak. Şimdi navigation options'ımız da var. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? New'e bastığım zaman beni bir yeni not ekleme sayfasına götürmesini istiyorum. Router.js'imi açtığımda bakın home index'in içerisinde home create adında bir tane daha rotasyon oluşturacağım. Şuraya bir create diyeyim. Şuraya geliyorum. Bakın home'un içerisinde index'in olduğu yerde bir de create.js adında bir dosya oluşturuyorum. Şimdi home'un içerisinde yine aynı şekilde burada bir de create diyeceğim ve buna da home create diyeceğim. Şu an içi boş olduğu için bize hata veriyor. Ne yapalım? Şu index'tekini kopyalayıp buraya yapıştıralım. Şurayı da kapatalım. Şu kısmı kapatalım. Component did mount'u silelim. Şurayı loading kalsın. Ama bizim halen daha indeksle işimiz var. O yüzden burası böyle kalabilir. Şimdi ne yapacağım? Dediğim gibi new'e bastığım zaman ben o sayfaya gitmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? On press navigation navigate create diyeceğim. Şu anda evet gitti. Burada arkadaşlar biraz bir sıkıntı var. Bakın şu üste falan tıkladığım zaman olmuyor. Eğer böyle bir şeyle karşılaşıyorsanız şunlara bir padding değeri verin. Padding değeri verdiğiniz zaman otomatikman bunların kapladığı alan da büyüyeceği için daha rahat tıklanacaktır. Bakın gördüğünüz gibi tek de bu sefer anında tıklayabiliyorum. Şimdi yükleniyor dedi. Çünkü neden? Herhangi bir loading şeyi kullanmadık. Şunu tekrardan syntax'a çevirelim. Şunu şimdilik false yapalım. Şimdi tekrardan oturup yazmaya gerek yok. Hemen ben şuraya bir yapı dahil edeyim. Ve daha sonra bir de form'i dahil edeyim. Tamam. Dediğim gibi tekrardan oturup yazmayan bir manası yok bu işi. Siz de zaten ileride aynı şekilde yapacaksınız. Kursun bu kısmına kadar geldiyseniz zaten bunları öğrenmişsinizdir. Buradaki form'i kısmını alacağım. Yani form'i tekrardan oturup yazmanın bir manası yok dediğim gibi. Buraya yapıştıracağım. Şimdi yenildiğim zaman hatalar alacağız. Tabii ki de alacağız. Hatasız olmaz. Nereden hata alıyoruz? Bakalım bir. Stillerden hata alıyoruz. O stilleri de alalım hatta oradan. Şöyle. Üzerinde çünkü değiştirme yapacağız. Şöyle yapıştıralım. New diyelim. Ne diyor? Secure diyor. Ya bizim security işimiz yok ki. Secure. Nerede? Burada. Buna gerek yok. Ne diyor? Secure. Nerede var başka bir secure? Ha burada da varmış. Hatta şu direkt
Password alanını sileyim ben. Evet, bakın aslında böyle bir formu elde etmiş oldum. Şimdi bu form için style.container diyelim şu en üstteki kapsayıcıya. Tamam mı? Burada şuraya gelelim. Container kısmına padding 10 diyelim. Evet. Şu password e kısmını kaldıralım. Color white kalsın. Button input bunlar kalsın. Hatta background'ı da kaldırabilirim. Evet. Şurada forget your password kısmı var. Bunu da kaldıralım. Evet. Şu login kısmını create olarak değiştirelim. Şimdi arkadaşlar bakın biz not eklerken hangi verileri göndereceğiz? Bakalım şuradan. Aslında bizim notumuz varmış ama niye not dönmemiş? Ha, user ID'miz farklı. Ben bunu farklı bir kullanıcıya eklemişim. Tamam. Name ve text alanlarını göndermem gerekiyor. Yani aslında buraya bir title diyelim. Tamam mı? Buraya da geleyim. Şuna bir title diyeyim. Şuna da bir text diyeyim arkadaşlar. Gerçi name diyelim. Direkt göndeririz. E-mail kısmı yerine name upstring email değil. Ama required olsun. Name is required yazalım. Bir de text kısmımız olacak. Bu da zorunlu olacak. Text is required desin. Şimdi burası name alanı olacak. Şöyle şu kısımları hemen name olarak değiştirelim. Şu keyboard type kısmını sileceğim. Yine bunun aynısından alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ve buraya ne diyeceğim arkadaşlar? Text diyeceğim. Ya da not diyelim. Adam notunu yazacağını anlasın. Ama bizim arka planda yapacağımız veriler textler üzerinden gidecek. Şurada da unutmuşuz name. Hatta şurada text is required değil de not is required dersek adamın kafada karışmaz. Şu create'e bir border radius verelim mi butona? Çok kararsız kaldım. Oradan sürekli çok sivri gibi duruyor benim gözümün önünde ama şöyle 5 versek sanki biraz daha yumuşamış olacak. Şimdi unuttuğumuz ne var? Handle submit var. Handle submit'imizi isterseniz şuradan oluşturalım. Bu values kısmını alacak diye biliyoruz. Şöyle Axios post deyip API URL'in içerisinden API data, şimdi nereye istek yapacağım? Bakın API listemizde nereye gösteriyor bize? Create, evet, bakayım bir iyice create kısmına istek yapacağız. Şimdi verileri bakın burada name values nokta name gibi yazmamıza gerek yok. Şöyle gönderebilirim. 3 nokta koyup values demem yeterli. Then deyip rest diyorum arkadaşlar. Bir response dönecek. Res data success. Eğer ki veri ekleme başarıyla gerçekleşmişse alert not is added desin. Eğer bir sorunla karşılaşırsak rest data message'ı bize göndersin. Eğer ki internetle alakalı bir veyahut da bağlantıyla alakalı bir problem yaşarsak da alert network error desin. Şimdi bunu deneme vakti geldi. Ekleyelim notumuzu. Ne diyelim notumuza? Yarın burada color'ımız white'miş. Hemen onu düzeltelim. Input'um nerede? Color'ım black olacak. Evet. Yarın yapılacaklar. Ne yapacağız yarın? Markete gidilecek. Diyelim mesela. Network error dedi. Bakın dakika bir gol bir hatayı aldık derken hemen API data hemen konsolumuzu açalım. Ve şöyle yapalım. Network error desin. Ama bu hatayı da console.log kısmına bastırsın. Evet. Yarın yapılacaklar not eklenecek diyeyim.
Evet, 500 hatası verdi. Bu 500 hatasının vermesinin sebebi tamamen benle alakalı bir şey. Benden kaynaklı bir şey. Çünkü API'yi yazan benim. Name ve text alanlarımız var. User ID'miz var. Hemen şuradan log kısmına bakayım. Siz büyük ihtimal bu işlemleri yaparken hata almayacaksınız. Şöyle bir indirelim en alta. Evet. Aslında doğru yazmışım. Token'ı göndermezsem tabii hata alırım. Kimin adına ekleyeceğim? Keşke canlı olsaydı da beni uyarsaydınız şu an. Authenticate store nokta token diyeceğim. Not deneme. Deneme not 1 2 3 diyeyim. Bastım. Bakın not is added dedi. Şimdi aslında not is added dedikten sonra navigation şöyle yapabiliriz. This props navigation go back deyip bunu geri atabiliriz. Deneme 2, deneme 3 diyeyim. Ekledim. Bakın beni direkt buraya attı. Şimdi ne yapacağız? Biz buraya geldik. Tamam mı? Buraya geldik. Sayfayı bir yenileyim. Ben burada bir yerde şey atmamış mıydım? Nerede nerede? İndeks. Ha, şurada kaldırmışım onu. Console.log rest diyelim. Şimdi bakalım verimiz geliyor mu? Verimiz geliyor. 2 adet verimiz geliyor. Şimdi ben bunu flatlist ile bastıracağım. Şimdi şuraya öncelikle bir flatlist'imi çağırayım. Flatlist. Buraya geldim ve flatlist dedim. Şimdi flatlist içerisine bir tane data göndereceğim. Bu datam ne? Direkt buradan gelen data. Bir de render parametresi göndereceğim. Buna this render adında bir tane metot vereceğim. Şöyle aşağıya indireyim. Tabii render demişim. Bu render item diyelim şuna. Şimdi render item diyorum ve bunun içerisinden item alacağımı belirtiyorum. Return view text a diyeyim şuna. Bir bakalım. Render item demem lazım. Şimdi ne oldu? Verilerimiz gelmeye başladı. İki tane A diye bir veri geldik. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Bu videoları hep mesai saatleri dışında çektiğim için normalde React.js yazıyorum. Bazen kafam sürekli div atsam diye geçiyor. Farklı şeyler oluyor. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Şimdi ben bir tane seyircinin altında component adında bir klasör oluşturacağım ve bunun içerisine not list.js diye bir tane dosya oluşturacağım arkadaşlar. Burada import React from React diyeyim. Const not list. Bu not listin içerisine bir item göndereceğim. Ve return view içerisine text koyacağım. Item.name diyeyim. Import view text from React Native. Ve buradan export default not list diyelim. Şimdi artık burada not list içerisine item'ımı göndererek daha düzenli bir şekilde ben bunu listeleyeceğim. Evet, bakın not deneme ve deneme 2 şeklinde geldi. Şimdi buraya bir de style sheet'i de dahil edelim. Şurada dilersek const style diyerek style sheet create diyelim. Ve burada bir title oluşturalım arkadaşlar. Style.title. Şuraya da style nokta aslında buna style nokta item buna style nokta title demem daha mantıklı olacak. Evet. Şimdi
Biz buna bakayım bir neler yapmışız. Create list update. Bir de detail kısmı varmış. O yüzden detail kısmı varsa şey yapalım. Detayına girmeyi yaparız. Burada not detayını göstermeyiz. Sadece başlıklar gözükür. Ama şöyle yapalım. Bir item kısmımız olsun. Padding 10 vereyim ben şuna şu şekilde. Background color white diyelim. Evet. Margin bottom 10 diyelim. Ya da margin bottom 10, margin top 10 yapalım. 5 yapalım ikisini. Aynı hesaba gelecek. Bunlar birbirine çok yakın. Şuradan bir style vererek padding gibi 10 verelim. Bunlar şöyle şu şekilde. Ya da 5 yapsak. Evet, daha iyi olacak. 15 yapalım şunları da. Tamam. Bir de border width 1 diyelim ve border color ddd diyelim şu şekilde. Border radius'umuzu da bir 5 verelim. Şöyle biraz yuvarlansınlar ya da 10 versem. Neyse 5 verelim. Geldim title'ıma. Title'ımda font size'ını 18 yapsam, 16 yaparsam daha iyi sanki. Tamam. Şöyle bir package'ıma bakayım bir neler varmış. Gereken bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi biz burayı view yaptık ama burayı toy table opacity yapmam gerekiyor. O yüzden buraya gelip toy table opacity'yi koyacağım. Bakın. Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar ben ne yapacağım? On press navigation service navigate deyip buraya benim şeyim ne? Ne olacak? Detail olacak ve buraya bir ID vereceğim. Item.id olarak bu ID'yi göndereceğim buraya. Yani bastığım zaman oraya gidecek. Router.js açalım. Home detail diyelim ve şuraya bir detail koyalım. Buraya gelip şu create'ten sonra screen home detail diyelim. Şimdi screens home ve şuraya detail.js'i koyalım arkadaşlar. Bu indeksteki kodu alıp buraya yapıştırabilirim. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şu anda hatta bu şekilde de kalabilir. Şuralar ama detail diye yazalım. Şimdi baktığımız zaman detail'ımızı koyduk mu? Home detail demişiz. O yüzden gitmiyormuş. Detail olacak. Evet bakın. Şu anda gitmiş bulunmakta. Ama tabii ne yapacağız? Biz düzenlemelerimizi yapacağız. Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra yapmadan şunu da yapalım arkadaşlar. Bakın index.js'te şimdi bu gerçek index.js'te şuraya these props navigation add listener deyip burada will focus olduğunda bakın alert e diyeyim bir ilk önce yeniliyorum. Bakın alert e diyor değil mi? Şimdi ben buraya giriyorum. Buradan geri geldim gene alert e diyor. Buraya giriyorum. Buradan geri geldim gene alert e diyor. Bunun amacı şu, bunu yapmamın. Şimdi biz veriyi ekledikten sonra geri döndüğümüz zaman veri boşa çıkmasın. Yani adam veri yenilenmiş bir şekilde görsün. O yüzden şuradaki kodu alıyorum ve get data adında bir tane metot oluşturuyorum ve bunun içerisine koyuyorum. Şimdi buraya da gelip get data'mı yazıyorum arkadaşlar. Şimdi çalıştırayım. Bakın geldi. Geldim buraya. Hello, hi yazayım. Create dedim. Bakın gördüğünüz gibi direkt ne eklediysem o buraya gelmiş oldu. Şimdi devam edelim. Detail kısmımıza devam edelim. Yalnız onu da isterseniz bir sonraki derste yapalım.